Kentsel dönüşüm kapsamında Bahçeli Evler'de bulunan bir bina yıkıldı. Bina yıkılırken bitişinde bulunan binanın 4 katı hasar gördü ve içinde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Binanın yıkılma işlemleri şu an devam ediyor. CNN Türk muhabiri Buse Deviren o noktada bizi bekliyor. Buse bize son bilgileri aktaracak. Buse, söz sana bırakıyorum. Nedir detaylar, senden dinleyelim. Evet Göksu, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina, hemen arkamda görmüş olduğunuz bina, yarısı yıkılmıştı, yarısı ise bugün yıkılıyor. Tabii dün yıkılırken bina yıkıldığı aşamada kopan parça ise hemen kameraman arkadaşım Alper Öztürk sizlere gösterecek. Hemen bitişinde bulunan binaya zarar verdi ve yaklaşık o binanın 4 katı ciddi zarar görmüş, hasar görmüş durumda. Ekranlarınıza getiriyoruz şu anda. Binanın penceresi, pencereleri 4 katında ciddi zarar görmüş durumda. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılırken hemen bitişindeki bina, tabii oradan kopan parça çok kuvvetli ve büyük bir parça olduğu için de hemen bitişinde olan bina zarar gördü. Bahçeli Evler Belediyesi'nden de bugün bir açıklama geldi. Bu açıklamada ise zarar gören binanın içerisindeki vatandaşların tahliye edildiğinin bilgisini verdiler. İsteyen vatandaşları da otele yerleştirdiklerini söylediler. Binanın kalan kısmı ise şu anda yıkılıyor. Ekranlarınıza getiriyoruz. Kentsel dönüşüm kapsamında Bahçeli Evler'deki bu binada şu anda yıkılıyor. Dün bitişiğindeki bina zarar gördüğü için durdurulmuştu. Yarısı yıkılmıştı binanın. Bugün itibariyle de kalan kısmı da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmaya devam ediyor. Ama oldukça büyük bir hasar olduğunu söyleyebiliriz. Yan binada meydana gelen, tabii buradan kopan parça büyük bir parça olduğu için büyük bir talihsizlik yaşandı. Ve yan binanın 4 katı, oldukça fazla, tam 4 katı zarar gördü. Ekranlarınıza getiriyoruz. Pencerelerin koptuğunu, yerinden çıktığını, binaların duvar kısmının hemen hemen hepsinin tamamen yok olduğunu söyleyebiliriz. Ama herhangi bir can kaybı yok çok şükür ki. Sadece görüldüğü üzere büyük bir zarar var bina üzerinde. Şu anda da kentsel dönüşüm kapsamında Bahçeli Evler'de hemen bitişinde bulunan binada yıkılmaya devam ediyor diyelim. Ekranlara getirdik sizin ekranlarınıza taşıdık şu anda. Kameraman arkadaşım Alper Öztürk gösterdi sizlere. Yıkım oldukça büyük. Tabii burada binanın yıkılması yan binaya da zarar verdiğini söyleyebiliriz. 4 katına zarar verdi binanın ve yıkımda devam ediyor şu an bu noktada. Kontrollü bir şekilde yıkımın devam ettiğini söyleyelim. Ve bu noktadan sözü tekrar size, merkeze bırakalım.